Herkese merhaba. Türksel T60 piyasaya sunuldu ve piyasaya çıkar çıkmaz da Teknoblog test merkezine ulaştı. Türksel'in yeni nesil Android telefonu, yeni nesil amiral gemisi Türksel T60'da teknik özellikleri sayalım, bir yandan da kutu açılışını gerçekleştirelim. Türksel T60'da orta segment Android telefonlarında görmüş olduğumuz teknik özellikler mevcut. 5 inç 1280x720 piksel çözünürlüklü IPS ekran bulunuyor Türksel T60'da. Bunun yanı sıra Qualcomm'un 1.5 GHz'lik bir işlemcisi mevcut. Arkada 13 megapiksel, önde de 5 megapiksel kamera var. Aynı zamanda 16 GB'lık dahil hafıza, 32 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası mevcut. Ve işte karşınızda Türksel T60, şöyle alalım. Gayet şık görünen bir akıllı telefon. Yuvarlatılmış köşeleri var. Aynı zamanda arka yüzeyin kenarlarla buluştuğu noktalarda da, çizgilerde de hafif bir kavis durumu söz konusu. Böylelikle Türksel T60'ı rahatlıkla tutmanız mümkün oluyor. Devam edelim. Şöyle açmaya devam edelim Türksel T60'ın kutusunu. Çeşitli fırsatlar var, çeşitli tanıtımlar var. Türksel T60'da Dolby deneyimini çektiğinde bir kart çıkıyor. Bu Dolby özelliğini nasıl kullanacağını anlatıyor bu kılavuz. Bunun dışında yine Türksel T60'ın hızlı kullanım kılavuzu, kolay kullanım kılavuzu gibi farklı kitapçıkları sunuluyor. Ve Türksel T60'ın SIM kart yuvasını açmak için gördüğünüz gibi bir iğne var. Bu iğne yardımıyla hem SIM kart yuvasını hem de microSD kart yuvasını açıyorsunuz. Seyahat şarj adaptörü, USB kablosu, kulaklık, görmüş olduğunuz gibi Türksel T60'ın kutusundan çıkan diğer unsurlar. Şimdi Türksel T60'ı açılışını yapalım. Şöyle bir menülerinde gezinelim, kullanıcı arayüzünde gezinelim. Şimdi Türksel T60'ı açma zamanı şuralarda bir toplayalım ve açılışımızı gerçekleştirelim. Türksel T60 bir yandan açıla dursun, biz de bu telefonu biraz daha yakından tanımaya devam edelim. 5 inç IPS ekran var, 1280x720 piksel çözünürlüklü bu ekran. Oldukça hoş duruyor. Tabii daha ilk açılış yapıyoruz, ancak siyah renk seviyesi fena sayılmaz. Görüş açıları da iyi görünüyor. Şimdi Android yeni süreme geçiyor şeklinde bu uyarı çıkıyor karşımıza. Telefonda Lollipop sürümü çalışıyor. Gördüğünüz gibi görüş açıları fena sayılmaz. Ekranın altında kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları bulunuyor. Bu tuşlarda arka aydınlatma var. Mavi renkte oldukça hoş duruyor. Bunu da söyleyebiliriz. Devam edelim. Bir yandan da kurulumu gerçekleştirelim. Kolay veya standart modda kurulum yapabilirsiniz. SIM kartı sonra takalım. Şimdi bir yandan şifreye girelim. Şifreye girdik. Gördüğünüz gibi Türksel kurulum ekranını da özelleştirmiş. Biraz daha farklı, Android'in standart kurulum ekranından biraz daha farklı bir kurulum ekranı karşımıza çıkıyor. Türksel T60'a yüklenmesine izin vermek istiyor musunuz uygulamaların? Türksel T60'da hem Google Play Store hem de Türksel'in kendi uygulama mağazası geliyor. Uygulama mağazasından, Türksel'in uygulama mağazasına yüklemeyi yapmak için öncelikle buradan onay vermeniz gerekiyor. Daha sonra Google'ın, Android'in kendi güvenlik ayarları içerisinde izin vermeniz mümkün. Bu imkanda bulunuyor. Şöyle telefonu kime ait olduğunu da yazalım. Tamamdır. Ve artık kurulumu tamamladık. Türksel T60'ı kullanmaya başlayabiliriz. Telefonun sağ kenarında ses tuşları ve güç butonu var. Bunun dışında sol kenarda da microSD ve SIM kart yuvalarını görüyoruz. Altta microUSB portu ve mikrofon var. Üstte 3.5 mm kulaklık jack'ı var. Arkada 13 megapiksel kamera, LED flash ve mikrofon, ikinci mikrofon yer alıyor. Bunun dışında Türksel logosu, T60 yazısı ve hoparlörde dikkat çeken diğer unsurlar arasında bulunuyor. Çeşitli kılavuzlar var. Telefonun arayüzünü nasıl kullanacağıza dair çeşitli kılavuzlar var. Bu şekilde Türksel T60'ın çeşitli hareketlerini nasıl kullanacağınızı görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kartlı yapı var. Bunu daha önceki Türksel telefonlarından da biliyoruz. Uygulamalar, mesajlar, fotoğraflar gibi sık kullanabilecek unsurlar burada kartlı biçimde gösteriliyor. Bunun dışında yine Google uygulamalarını bir klasör içerisinde görüyoruz Türksel T60'da. Google Play Store ve Türksel App Market yüklü olarak geliyor. VIP, Türksel'in popüler bir uygulaması, bu da yüklü olarak sunuluyor Türksel T60'da. Bunun dışında çeşitli Türksel uygulamalarının da yüklü olarak geldiğini görüyoruz Türksel T60'da. Türksel Dergilik, Türksel TV Plus gibi uygulamalar. Bunun dışında yine WPS Office gibi bir ofis uygulaması var. Böylelikle Türksel T60'da deneyim biraz daha zenginleştiriliyor. Daha baştan zenginleştirilmiş oluyor. Söylediğimiz gibi yine farklı uygulamaları Google Play Store'dan ve Türksel App Market'tan indirebilirsiniz. Android 5.0
5.0 Lollipop var. Bunu söyledik. Lollipop kullanıcı arayüzü karşımızda. Android 5.02 sürümü yüklü olarak geliyor Turkcell T60'ta. Oldukça kullanışlı, sade bir kullanıcı arayüzü var. İsterseniz kolay modu da seçebilirsiniz. Ancak bu standart modda bir hayli kullanışlı, işlerin düzgün şekilde yerine getirilmesini sağlıyor. Turkcell T60'la ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Telefonla ilgili detayları ilerleyen günlerde yayınlayacağımız incelemede bulacaksınız. Aktaracaklarımız bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.